Merhabalar, neredesiniz? Evrenin mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber ne yapıyorum? Fasulye, dolaba, poşetle nasıl konur? Onu anlatacağız, onu konu alacağım. Gördüğünüz gibi bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya Karışık Çiçekçe kanalı bu arkadaşımızın kanalında ziyaret ediyoruz. Bir önceki videomda sabitlidir kanal ismi direkt oradan giriş yapabilirsiniz. Bana iyi gelen de gelsin bölümünde de çok önemli bir konuyu ele alacağım çocuklarımız açısından ve anne babalar açısından. Biliyorsunuz okullar açılıyor. Ana sınıfına ve ilkokul 1'e başlayan çocuklarımız neden ağlayarak okula gitmek istemezler? Neden ağlama krizine girerler? Bunu paylaşacağım sizlerle mutlaka dinleyin diyorum. Evet fasulyeyi poşetle buzluğa nasıl kaldırdım hemen onu anlatmak istiyorum sizlere kısaca fasulyeyi güzelce yıkadım kırdım temizledim e, domateslerin de kabuklarını soydum e, şimdiki size 1 kilo 2 kilo diye anlatmayacağım siz e, kilosuna göre fasulyenizin domatesi de ona göre içerisine koyabiliyorsunuz isterseniz domates siz de hazırlayabilirsiniz ben fasulyelerimi yıkadım temizledim e, onları ayıkladım. İkiye böldüm fasulyelerimi ve domateslerimi de kabuklarını soydum. Onları da güzelce doğradım. Tenceremin altına açtım. Güzelce fasulyemi koydum. Şöyle bir kavurdum. Rengi değiştikten sonra da domatesleri ekledim. Ve güzelce kavurdum. Kavrulduktan böyle rengi sararımsı oluyor. Bu şekilde alıyorsunuz. Tepsiye döküyorsunuz. Soğuduktan sonra da poşetlerin içerisine koyup güzelce bağlayıp Havasını alıyorsunuz poşetin ne yapıyoruz buzluğumuza kaldırıyoruz. Bu kadar basit ve kolay. Evet bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya karışık çiçekçe kanalı ne yapıyoruz bu arkadaşımızın kanalını ziyaret ediyoruz. Onu yalnız bırakmıyoruz destek oluyoruz. Az sonra yoruma gelen bütün arkadaşlarımın isimlerini sizlerle paylaşıyorum. Dinleyin diyorum. Evet, hemen hiç vakit kaybetmeden bana iyi gelen, sizlere de iyi gelsin diyorum. Bu sorunu, bu sıkıntıyı ben de yaşadım. Oğlum şu anda 3'e geçti ama ana sınıfı ve 1. sınıfta gerçekten bunları yaşadım. Ana sınıfında her gün 2 ay ağlayarak getirdim. Ağlayarak öğretmenine teslim ettim. Gerçekten çok sıkıntı yaşadım. Çok e, sabır gerektiren bir durum bu. Şimdi dinleyelim bakalım neler yapmamız gerekiyormuş. Okula başlayan çocuklar neden ağlar? Aile içi iletişim sorunları, boşanma, kardeşin evde kalması, kardeş kıskançlığı, ailede ölüm, kaza ya da hastalık gibi nedenler de okul reddine sebep olabilir. Bu duruma ailenin baskısı da eklenirse çocuk zorlanır. Yargılanırsa anksiyetesi artar. Panik içine girer ve okul reddi okul fobisine dönüşebilir. Çocuklarda sık rastlanan ayrılma kaygısı bozukluğu anne ve babanın aşırı kollayıcı tutumundan kaynaklanıyor. Okula ilk kez tanışan çocukların tümü farklı tepkiler veriyor. Kimi kolayca uyum sağlarken kimi çocuklar ise ebeveynlerinden ayrılmak istemiyor. Hatta ağlama krizine giriyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlükleri, depresyon, sosyal fobi gibi psikiyatrik sorunların da çocuğun okula uyumunu zorlaştırdığını, çocuğun bu süreci aile, okul ve tedavi ekibiyle birlikte çalışarak aşması gerektiği söyleniyor. Evet bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya karışık çiçekçe kanalı ne yapıyoruz? Bu arkadaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Gidiyoruz kanalına destek oluyoruz. Beğeni yapıyoruz, yorum yapıyoruz ve komşu oluyoruz hep beraber. Bir dahaki videomda burada sizler olabilirsiniz. O yüzden birbirimizi yalnız bırakmıyoruz. Evet, ağlayan çocuğa nasıl davranmalıyız? Çocuğun olumlu davranışları desteklenmeli ve motive edilmelidir. Anne babaların tutarlı ve kararlı olmaları, çocukla ilgili alınan kararlarda söz birliği içerisinde olmaları problemin aşılmasında etkilidir. Çocuğun okula gitmek istememesi karşısında aile net bir şekilde okula gitmesi gerektiğini söylemelidir. Ağlayan çocuğu nasıl sakinleştirebiliriz? Ağlamasının nedeni öfke ise öfkesini anlamalıyız. Çocuğunuza "Şu an çok kızgınsın. Seni anlıyorum." ya da "Şu an çok üzüldün. Seni anlayabiliyorum." şeklinde yansıtmalarda bulunabiliriz. Bu şekilde duygu ifade ederek yaklaşım gösterdiğinizde çocuğunuzda psikolojik olarak bir rahatlama ve sakinleşme başlayacaktır. Bir de ağlamaksa inat eden bir çocuğa ne yapmalıyız? Ağlayan çocukları susturmak için yapılması gereken en etkili yol çocuğun dikkatini başka yöne çekmektir. Evet bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismi Ortaya Karışık Çiçekçe kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret edip destek oluyoruz. Evet şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden yorumlara gelen arkadaşlarımın kanal isimlerine geçiyorum. Bu arada benim kanalda destek olmayı unutmayın. Komşu olmadıysanız hemen ne yapıyorsunuz? Komşu oluyorsunuz. Bildirim zilini açıyorsunuz. Like atmayı, yorum yapmayı da unutmuyoruz. Evet, ortaya karışık çiçekçi, baran, futbol, spor, müzik, mutfak kokusu, hanımca ilişleri, papatya mutfağım, dervişoğlu Mehmet Usta, Sevincan'ın elinden, Osman Koç Danimarka, Kohlana 35 Nevin abla Nalan'la ideal tarifler Renk ahenk Toprak severler Elimin lezzeti Tahin ve Pekmez Kardeşler, Sema, Real Emlak Desteği, Pervin Aydemir, Tarif Dükkanı, Ortaya Karışık Çiçekçe Fatma'nın Hayatı Bal, Mutfağın Rengi, Ablanın Nefis Tarifleri, Yeni Aşçı, İngiltere Bana Güzel, Şef Melahat'in Yemekleri Destek Kanalı, Ergül'ün Renkli Hayatı, Erbilli Tarifler, Aşk Tadında, Fatma'nın Hayatı Bal, Arı Mutfak, Kız Sıdıka Mutfak, Bilim Kültür Sanat, Ortaya Karışık Çiçekçe, Gülbeniz Babayeva, Urfalı Ablanın Tarifleri, Rüya, Fatma'nın el lezzetleri, günün getirdiği, Havva'nın hobi dünyası, sultanın nefis mutfağı, semalı mutfağı, tarif dükkanı, Ömer ve şiirleri, pratik evim, mecburenin dünyası, Seyhan'ın mutfak aşkı, Havvas Flowers, Emine Cent, Melin dünyası, yemek rehberi, Ayzep, olta balıkçısı doğada. Ortaya karışık Çiçekçe, örgü sepetim, melek annenin mutfağı, Ali Erkol'la her şey burada, gizem art, beyhanın dünyası, aktüel günleri, TC Gökkube, İşim var, Hatice'nin örgü evi, mutfağın sırları, Hanife pazarcıklı, tarif dükkanı, asan ve lezzet yemekler destek, Beran'ın mutfağı, Hatice'nin örgü evi güzel çiçeklerim, şef melahatin yemekleri, dağ evim, pervin aydemir, fuat gencal, dudağın mutfağı, lezzet gezegeni, nokta tam, Dudunun mutfağı, tarif dükkanı, Pervin Aydemir. Melahat'in dünyasından, Gülperi ile her şey burada. Esma'nın el işleri, Dudunun mutfağı. Solaklar için iğne oyası ve örgü modelleri, Aysel'in yemekleri, Avan Ailesi, Fatoş'un Mutfağı, Aliye'nin Çiçek Dünyası, Annemin Pratik Elişleri, Anne Yemekleri, Şenay'ın El Emeği, Ortaya Karışık Çiçekçe, Köyde Doğal Yaşam, Amasyalı Kuşçu Destek. Evet bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya Karışık Çiçekçe kanalı bu arkadaşımızın kanalını ziyaret ediyoruz destek olmayı unutmuyoruz. Bu diğer okuduğum arkadaşlarımı da ziyaret ederseniz çok memnun olurum. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de gittiğim kadar onlara gitmeye çalışıyorum. Aliye'nin çiçek dünyası, annemin pratik el işleri, anne yemekleri, Şenay'ın elemeği, Zülbiye'nin hobileri, köyde doğal yaşam, Amasya'lı kuşçu destek, Pervin Aydemir, Emine sınanmış, iğne oyası dünyası, Hatice'nin lifleri. Kent Hayatı Azerbaycan, Seda'nın Çiçek Dünyası, Aliye'nin Çiçek Dünyası, Günel'in Mutfağı, Tarif Dükkanı, Renkli İlişleri Dünyası, Bana Sor Yemek Diyet Uzmanı, İğne Oyası Dünyası, Ortaya Karışık Çiçekçe, Enfes Tatlar, Sözünde Duran Adam, Selime Mutfakta, Sözünde Duran Adam, Gülümseten Eller, Naciye'nin Sade Dünyası, Fikret Genç, Amasyalı Kuşçu, Tarif Dükkanı, Pervin Aydemir, Şehrinin Mutfağı, mutfağı, iğne oyası dünyası, Gülcan'ın mutfağı, Abdullah Samet Başoğlu, iğne oyası dünyası, Baran, köydeki evimiz, Ramazan Usta'nın lezzet sofrası. Ortaya karışık çiçekçe, Ramazan Usta'nın lezzet sofrası, Yaseminli günler, Selime mutfakta, Serdar Kurt mutfak kokusu.